En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Bakan Şimşek açıklamasında şunları kaydetti. Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma konulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık. Cari açık daraldı, Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti. EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur. Görevimizin sorumluluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerinin masa başında imalatı yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkaranlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın. Merkez Bankamız enflasyonu düşürmek için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yayarak piyasalar üzerinde bozucu etkide bulunanlara karşı da hukuki süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.